aşkları, gizemleri ve çıkmazlarıyla perşembe gecelerinin vazgeçilmezi haline gelen Kanatsız Kuşlar heyecanını bir an bile düşürmeyen temposuyla izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Biz de bu hafta yapımın sevilen oyuncularıyla sırlar ve yalanlara gebe kalan aşklar üzerine konuştuk. Kanatsız Kuşlar'da iki genç adamın aşkı arasına sıkışan Zeynep'in bir yandan kalbine söz geçirme, diğer yandansa hayatla verdiği ayakta kalma mücadelesine şahit oluyoruz. Zeynep annesi için onun sırlarını saklamak zorunda. Zeynep'in hayatında bir zorluk daha var. O da Muzaffer Bey'in evindeki yaşamı. Sürekli stres içindeler. Acaba bir gün yalanları ortaya çıktığında neler yaşanır? Sen öyle bir durumda olsan ne yapardın mesela? Ya tabii ki aslında ilk önce düşüneceğim şey annem olurdu. Ama hani benim içimden hep şey gelirdi yani çıkıp gerçekleri söylemek. Çünkü birini kabul ediyorsan, birini hayatına almak istiyorsan onu gerçekleriyle ve doğrularıyla kabul etmen lazım. Öbür türlü yalan bir şey oluyor. Annen neredesin? Ya böyle bir zamanda yanınızda olmadığı için merak ettim. Annem yok. Yani burada değil. Hasta. Hasta mı? Ben hasta bakıyor. O yüzden onunla söylemeyeyim. Yani üzülür şimdi. Nefise'nin durumu da Zeynep'ten farksız. Muzaffer Bey'den sakladığı gerçekler onu sürekli strese sokuyor. Gitgide daha da karmaşık hale gelen bu iş nasıl çözülecek merak ediyoruz doğrusu. Açıkçası Nefise olarak bakarsak Nefise'nin korkulu rüyası gibi geliyor bana ve gerçekten nasıl çözüleceğini oyuncu olarak da bilmiyorum, Nefise olarak da bilmiyorum ama bir yerde mutlaka çözülmesi lazım. Sen bana ne anlatacaktın? Ben şey... Bu olaylarla ilgili ben senden bu durumu sakladım ama... Şey işte o kapıya gelen çocuğun gerçekten çok yardıma ihtiyacı vardı. O yüzden ben de... Çocuğun yardıma ihtiyacı olduğunu biliyorum ama seni geren şey ne? Şimdi efendim o da ayrı bir mesele. Hiçbir sır sonsuza kadar saklı kalmaz. Yalancının mumu tabii ki yastığa kadar yanıyor. Zeynep'in yalanı da ortaya çıktığı zaman acaba Onur nasıl tepki gösterecek? Vallahi acaba ikinci sezon diyorum. Sezonun kaçıncı bölümüne denk gelecek bilmiyorum ama hani o senaryoyu okumayı heyecanla bekliyorum. Ay bence işler çok karışacak ya. Bermuda şeytan üçgeni. Karışacak. İşte o zaman belki Ahmet ona destek olacak, teselli olacak. Belki o zaman yine Ahmet'e yönelecek. Hani destek almak anlamında tam bilmiyorum, kestiremiyorum tabii ki ama ay fena ya. Gel Aysun'a bir doğum günü hediyesi verelim ha. Anneyi buraya getirelim. Bak akşamdan yola çıkarız. Sabaha karşı buradayız. Hop anne ile Aysun'u birleştiririz. Doğum günün kutlu olsun Aysun. Nasıl? Çok güzel fikir. Ama olmaz. Neden? Anne çalışıyordu değil mi? Hasta bakıyordu. Güzel oyuncu Melis Tüzün gücü sıkıştırmaya devam ediyoruz. Acaba Zeynep Onur'a gerçekleri söyleyecek cesareti bulabilecek mi? Bence öyle söyleyecek bu arada. Yani ilk önce yani benim tahminim hani izleyiciler oturduğu yerden bence şöyle olacak, bence böyle olacak derler ya hani hiç bilmeden söyleyeyim. Benim fikrim Onur ilk önce bir şok olacak. Böyle bence araları filan bozulacak hatta. Nasıl bana yalan söylersin filan. Ama sonra Onur böyle gece yattığında diyecek ki ben bu kızı seviyorum. Her şeyi de kabul edeceğim. Bence öyle olacak. Senaristimiz eğer bizi şaşırtırsa orasını bilemem tabii ki de yani. Neden olduğunu bilmiyorum ama bana doğru söylemiyorsun. Sen hep beni seviyorsun. Sorun ne? Gel beraber çizelim. Kaçma ne olur. Muzaffer Bey Nefise'ye karşı çok yoğun duygular besliyor. İkili arasında gelecek günlerde yaşanabilecek gelişmeler hakkında Deniz Bolışık'tan tüyo istiyoruz. Ortada Muzaffer durumu var. Yani tam olarak ona karşı Nefise ne hissediyor? Biz aşk diye yorumluyoruz ama bu gerçeklerin ortaya çıkması durumunda o aşk da tehlikeye girecek çünkü. Valla tehlikeye girecek mi bilmiyorum ama Nefise'nin bugüne kadar görünmeyen aşkını daha net göreceğiz. Artık Nefise biraz galiba yani benim bildiğim kadarıyla gönlünü kaptırıyor. Dolayısıyla evet işin içinde vazgeçilmezlikler başlayınca daha da mı karışır? Bu sevgi her şeyi kolaylaştırır mı? Göreceğiz onu da. Peki sence aşk her zaman kazanır mı?
Yani aşk çoğu zaman kazanır gibi geliyor bana hala. Ama hani günlük hayatımızda tabii ki aşkı geride bırakmak zorunda kaldığınız bir sürü şey oluyordur ama bence aşk her yerden patlarmış gibi geliyor. Çok engel olamaz hiçbir şey. Yani o biraz baraj gibi düşünürseniz patlatır yani duvarları. Nefise, ne yaparsan yap sen bana yük olamazsın. Sen benim yüreğimi hafifleten kişisin. Kanatlarım olursun sen benim. Biz bugünden sonra yeni bir hayata başlıyoruz. Çok mutlu olacağımıza yürekten inanıyorum. İnşallah. Karizmatik oyuncu Fatih Al, sorduğumuz soruya Deniz Bolışık kadar hümanist bir cevap vermiyor. Muzaffer çok akıllı bir adam ama Nefise'ye de çok aşık. Ortada bazı sırlar var. Bu sırları gün yüzüne çıkardıkları zaman, çıktığı zaman acaba tepkisi nasıl olur? Hiç bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Yani verilebilecek, tasarlanabilecek bir tepki değil o. Muhtemelen refleks bir şey olacak. Onu ben de orada seyredeceğim. Onu ben de bilmiyorum henüz. Şuraya bağlayacağım. Aşk acaba her zaman kazanır mı? Hayır, aşk her zaman kazanmıyor. Kanatsız Kuşlar yeni sezonda ATV'de. Ayrıntılar Dizi TV'de. Kanatsız Kuşlar yeni sezonda ATV'de. Ve Ayrıntılar Dizi TV'de. Efendim, Kanatsız Kuşlar yeni sezonda ATV'de. Ayrıntılar Dizi TV'de. İyi seyirler.